Bir tepkimeyi oluşturan bir dizi adımlar sırasına tepkime mekanizması diyoruz. Yani tepkimeye giren reaktantlar ardı ardına gerçekleşen bir dizi basamakla ürünlere dönüşüyor. Mesela buradaki azot dioksit ve karbon monoksitin birleşerek nitrik oksit ve karbondioksit verdiği tepkimeye bir bakalım. Bu iki reaktant tek bir basamakta ürüne dönüşemiyor tepkimenin ilerleyişi ardı ardına gerçekleşen bir dizi basamağa bağlı. Demek ki bu tepkimenin bir mekanizması olmalı. Olası bir mekanizma bu tepkimenin iki basamaklı olduğunu gösteriyor. İlk basamakta yani birinci basamakta NO2 artı NO2, NO ve NO3'e dönüşüyor. İkinci basamakta ise bir öncekinde üretilmiş olan NO3 artı CO NO2 ve CO2 oluşturuyor. Olası her mekanizmanın birbirine eklenince toplam tepkimeyi veren basit basamakların olması gerekiyor. Yani bu iki adımı birbirine eklediğiniz zaman toplam tepkimeyi elde etmemiz gerekiyor. O zaman öncelikle bütün reaktantları tek tarafa toplayalım. Burası NO2 artı NO 2 artı NO3 artı CO olacak. Diğer tarafa da ürünleri toplayacağız. Yani bütün bunları. Orası da NO artı NO3 artı NO2 artı CO2 olacak. Şimdi aynı anda iki tarafa bakalım. İki tarafta birden olup birbirini götürebilecek olanlar var mı? Mesela solda da bir NO2, sağda da NO2 var. Öyleyse bunlar birbirini götürsün. Aynı şekilde NO3 hem solda hem sağda gözüküyor. O zaman bunların da üstünü çizelim. Evet, geriye burası kaldı. NO2 yani azot dioksit artı CO yani karbon monoksit tepkimemizin reaktantlarını oluşturuyor. NO yani nitrik oksit ve CO2 karbondioksit ise ürünleri. Bu son yaptığımız tepkime mekanizmasında bize verilmiş olan iki basit basamağı birbirine eklemekti. Böylelikle de toplam denklemi elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi videonun başında bahsettiğimle aynı tepkimeyi bulduk. Demek ki bu mekanizma elimizdeki tepkime için uygun bir mekanizmaymış. Diğer yandan bu mekanizmada bir de NO3 olduğunu fark etmiş olmalısınız. Mekanizmanın ilk basamağında üretilen, ikincisinde ise harcanan NO3. Bu NO3'e ara ürün diyoruz. Buraya da yazalım. Ara ürün Mekanizmanın bir basamağında oluşurken bir diğerinde harcanıyor. Bir başka deyişle ara ürün ne bir reaktant ne de bir ürün. Sadece mekanizmaların nasıl olduğunu anlamamıza yardımcı olacak bir şey. Yani tepkimedeki bir ara ürünü bulabilirseniz o tepkimenin mekanizması hakkında birkaç ipucu yakalamış olabilirsiniz. Diğer yandan önerilen bir tepkime mekanizmasının aynı zamanda deneysel verilerle de örtüşmesi gerekiyor. Buradaki toplam tepkimede 1 NO 2 ve 1 bir CO'nun birleşerek bir NO ve 1 CO2 oluşturduğunu görüyoruz. Bu tepkimenin deneysel hız ifadesi de şu şekilde. Tepkime hızı eşittir hız sabiti k çarpı NO 2'nin derişiminin karesi. Dolayısıyla tepkimemiz azot dioksite göre ikinci dereceden. Denkleştirilmiş olan tepkimeye bakarsanız azot dioksitin katsayısının aslında 1 olduğunu görebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki bu katsayıyı alıp doğrudan üs olarak kullanamayız. Gördüğünüz gibi deneysel olarak bu üs 1 değil, 2 olarak bulunmuş. Tepkimedeki katsayıyı üs olarak yazabilmeniz için tepkimenin tek basamaklı bir tepkime olması gerektiğini bir kere daha görmüş olduk. Bu tepkimenin karbon monoksite göre de sıfırıncı dereceden olduğuna dikkat edin. Sonuçta hız ifadesinde karbon monoksit yok. Öyleyse mekanizmaya geri dönelim. Ve gördüğünüz bu hız ifadesini açıklayabilecek miyiz bir bakalım. Birinci basamakta olan ara ürün olan NO3'ün oluşturuyor. Görünen o ki bu adım mekanizmanın yavaş basamağıymış. İkinci basamakta ise ara ürün alınarak başka bir ürün oluşturulmuş. Bu da mekanizmanın hız basamağı. Mekanizmadaki ara basamakların en yavaş olanı hızı belirleyen basamaktır. Evet, mekanizmanın birinci basamağı tepkimenin hızını belirleyen basamakmış. Şimdi de bu adımın neden hızı belirleyen basamak olduğunu daha iyi anlamak için bu iki basamağın süreleri hakkında bir örnek verelim. Diyelim ki birinci basamakta ara ürünün oluşması için geçen süre 1 saniye olsun. Yani 1 saniye içinde ara ürün oluşuyor. Sonra da ikinci basamağın birinci basamaktan daha hızlı olduğunu düşünelim. Evet, ikinci basamak çok daha kısa bir sürede gerçekleşiyor. Burada yine bir değer uydurmamız gerekiyor. Örneğin bu basamak da 10 üzeri eksi 8 saniye sürüyor olsun. O zaman tepkimenin toplam süresi ne olacak? Tek yapmamız gereken bu iki süreyi birbirine eklemek. 1 bir saniye ile 10 üzeri eksi 8 saniyeyi toplarsak yaklaşık olarak yine 1 saniye elde ederiz. Demek ki tepkimenin etkin hızı yavaş basamakta harcanan süreyle belirleniyor. Başka bir deyişle yavaş basama süresi yani 1 saniye neredeyse tepkimenin toplam süresine eşit. Dolayısıyla eğer tepkimenin hızını bulmak istiyorsak, yani toplam tepkimenin hızını bulmak istiyorsak, yavaş basamağının hızını bulmamız gerekiyor. Tıpkı bu örnekte gösterdiğim gibi. Yani yavaş basamağın hız ifadesini bulabilirsek, toplam tepkimenin hızı hakkında da iyi bir fikre sahip olmuş oluruz. Bu basamak tek basamaklı bir tepkim olarak kabul edilebileceğine göre hız belirleyici basamağın hızını bulabiliriz. İlk basamağın hız belirleyici basamak olduğunu söylemiştik. Ayrıca biraz önce de söylediğim gibi bu da tek basamaklı bir tepkime. Bir önceki videoda tek basamaklı diğer bir deyişle basit bir tepkimenin hız ifadesini nasıl bulmamız gerektiğinden bahsetmiştik. O zaman ilk olarak hız eşittir, hız sabiti yazarak başlayalım. İlk basamak için hız sabiti K1 olsun. O zaman hız eşittir, K1 çarpı reaktantın derişimi. Reaktant olarak NO2 var. O zaman NO2'yi köşeli parantez içinde yazalım. Katsayı da gördüğünüz gibi 1. Bildiğiniz gibi tek basamaklı bir tepkimenin hız ifadesini yazarken kat sayıları alıp üs olarak kullanabiliyoruz. O zaman burası üssü 1 olacak. Burada da bir NO2 daha var. Öyleyse burayı bir kere daha NO2 ile çarpmamız gerekiyor. Bu tek basamaklı bir tepkime olduğu için üssü de yine 1 olacak. Böylece hız belirleyici basamak için hız ifadesini yazmış olduk. Hatta bundan fazlasını bile yapabiliriz. Hız belirleyici basamak için hız eşittir, hız sabiti k1 çarpı no2'nin derişiminin karesi diyebilirim. Sonuçta no2'nin derişiminin birinci kuvveti çarpı no2'nin derişiminin birinci kuvveti bize NO2'nin derişiminin karesini vermez mi? Gördüğünüz gibi bulduğumuz bu hız ifadesi biraz önce yazdığımız deneysel verilerle bulmuş olduğumuz hız ifadesiyle aynı. Yani tepkime mekanizması deneysel hız ifadesiyle uyuşuyor. Bu durumda toplam tepkime azot dioksite göre ikinci, karbon monoksite göre sıfırıncı dereceden. Fark ettiyseniz karbon monoksit zaten ikinci basamağa kadar ortaya çıkmıyor. Gördüğünüz gibi sadece burada kullanılıyor. Burası da hız belirleyici basamak değil. Bu da tepkimenin neden karbon monoksite göre 0. dereceden olduğunu açıklıyor. Ayrıca burada k1 olarak adlandırdığımız hız sabiti aslında genel tepkimenin hız sabitine de eşit olmalı.